Elden Ring'in speedrun'ı izleriz ya aslında. Dün izleyecektim, izlemedim. İşin komik tarafı, ben o herifin o yayını canlı izliyordum. Speedrun'ı yaptığı yayınını. Deniyordu. Her seferinde son zipte satıyordu. Daha satıyordu değil, son zip tamamen şansa dayalı bir şey. O yüzden yapamıyordu. I was here yapamadım, uyuyakaldım. Bad ye. Neyse hadi şu speedrun'ı izleyelim. Got a lot of good attempts today. I mean, if I don't get it, I'll definitely get sub 20. Like Mitch might end up getting it before me, but it is what it is. I tried my best. Ekoriyat çok çabuk abone olduğu için, Hugh Walker sen çok çabuk ikinci ay için, Savera 4. ay. Şimdi bu speedrun'ı ben biraz anlatacağım çünkü bunun taktiklerini herifi izle ya bayağı izledim. Nasıl yaptığını 3 aşağı 5 yukarı şey yapıyorum. Olabildiğince çok fazla quit atıyor. Quit'ler genellikle cutscene'leri kesmek için veya animasyonları cancel'lamak için yapılıyor. Burada en başta mecburi bir tutorial bölgesi var. Bir boss'la kapışıyorsun. Ama boss'la kapışmak zorunda değilsin. O yüzden amele gibi koşup boss, yani zaten oyun sana boss'u ölmeni bekliyor. Boss'u öldüğün zaman ana bölgeye spawnlanıyorsun. O yüzden direkt oyunun başında amele gibi koşup bu bölgeye girdiğinde şu köşeden atlarsan boss tam spawn olduğunda ölebiliyor. Öldüğü için de teknik olarak buraya spawnlanıyor. Yani oyunun başına gelmiş oluyor teknik olarak. Demek diyelim ki öldürdün boss'u, ne oluyor? Boss'u öldürebiliyorsun, ondan sonra bir bölgeye gidiyorsun. O bölgeye gittiğinde taşlar kırılıyor, yine ölüyorsun. Her türlü ölüyorsun. Silah veriyor boss. Kapıyı açma animasyonları oyunu kapatmak ve açmaktan daha yavaş olduğu için oyunu kapatıp açıyorlar. Animasyona başladığı için kapıyı açmış varsayıyor oyun seni. O yüzden bir sonraki girdiğinde kapıyı açıyorsun. Şimdi bu çözünürlüğü niye indirdi? Bu çözünürlüğü indirmesinin sebebi zip diye bir yeni bir yöntem var. Eskiden bu yoktu ilk speedrunlarda. Bu zip yeni bir yöntem. Zip çözünürlüğü indirmesinin sebebi daha yüksek FPS alması. Sabit 60 almak çok önemli zip taktiğinde. Zip taktiği için sabit durup bu guard, bu kılıçla guard'ı yapıp hani guard iş animasyonu yapıp koşman gerekiyor. Eğer ve bu oluyor. Guard yaparken yürürsen ve tam guard yaparken yürüme animasyonunun belli bir frame'ine denk getirirsen karakter uçuyor direkt. Çok zor bir şey. Replike edilebilen bir şey değil. Daha doğrusu hani isteyerek replike edilebilen bir şey değil. O yüzden çok şansa dayalı bir şey zip olayı. Çünkü elinde sonunda hani bir animasyon 60 frame'dir. Oyun 60 FPS olduğu için 60 frame'lik bir animasyondur. O 60 frame'lik animasyonun bir frame'ine denk getirmesi gerekiyor. Yani direkt o animasyonun bir frame'ine denk getirmen gerekiyor. Guard'la şeyin ismi nedir? Guard'la Walk animasyonların aynı frame'e denk gelmesi gerekiyor. Zor. Yani 60'da 1 değil, 360'da 1. 60'da 1 ihtimal değil. Çünkü iki animasyonun aynı frame'ine denk getirmen gerekiyor. Hem guard animasyonun var, hem guard animasyonun Walk animasyonları var. İkisi de yani 160'da 1 bir hareket. Hatta 160 değil, 3600'de bir hareket. Dediğim gibi resolution indirmesinin sebebi de 60 FPS'i stabil bir şekilde alabilmek. Çünkü bu oyun biliyorsunuz optimizasyon olarak bok olduğu için ne kadar resolution indirirse o kadar fazla stabil bir şekilde FPS alıyor. Bu zipi daha hızlı A bölgesinden B bölgesine gitmek için kullanıyorlar. Ama dediğim gibi çok kolay replike edilebilen bir yöntem değil. Çünkü dediğim gibi hani çok büyük bir şans. Ama replike ettiklerinde de gördüğünüz üzere ışınlanabiliyorsunuz.
Ölmemesinin sebebi yükseklik açısından. Teknik olarak, yükseklik olarak farklı bir bölgeye gitmiyor. Aynı yükseklik bölgesine gidiyor ama ziplediğinde şey oluyor. Evet, sadece 60 FPS'de çalışıyor bu. Bu Purified Ruins'e geliyor. Bu Purified Ruins'den şimdi şeye gidecek. Oyunun sonundaki bölgesine gidecek. Işınınca yeri seçebiliyor mu? Tam seçemiyor. Pardon. Oyunun sonuna gitme. Şeye, akademiye gidiyor. Yani bu zipin gidebileceği bir mesafe var. Gerçi o mesafede bazen bozulabiliyor. Ama yani 3 aşağı 5 yukarı belli bölgelerde yapıyorlar. O bölgelerde test etmişler zaten. Orada yaptığın zaman, o yani açıda yaptığın zaman zaten istedikleri yere yapıyorlar. Tabii donanıma da bağlı. Sabit atmış olmak zorunda bu zip için. Hala şeyi aynı. Bu arada speedrun taktiği aynı. Elinde sonunda silahı yükseltmek zorundalar. O yüzden run'ın yüz, yani büyük bir çoğunluğu item toplamakla geçiyor. Az önce işte Frost Stomp'du galiba ismi. Buz atağını, büyüsünü içeren bir item alıyorlar. O çünkü hala op bir item. Hem bu item'ı alıyorlar. Bu item dediğim gibi hala en güçlü itemlerden birisi. Zaten eski patch'te oynuyor galiba bu şey. Hem de aynı zamanda şeyleri topluyorlar. Artı şeyleri topluyorlar. Artı basacak itemleri topluyorlar. Çünkü elinde sonunda oyunun son boss'larını kesmek zorundasın. Kesmek zorunda olduğun için artı 9'a kadar yükseltmen gerekiyor. Şu anda onu geçebilecek bir yöntem bulamadılar. Evet, eski patch'te oynuyorlar. Nerf'ten önceki patch bu. İşte PESCO oynaması yasak değil mi? Hayır. Şöyle, bu zip bu arada teknik olarak daha karar verilmedi. Speedrun.com zaten genellikle bu tür speedrunların ana merkezidir. Şu anda şey kararı verilmedi. İsmi nedir? Hangisinin ana şey olacağını, zipin legal olup olmadığı kararı verilmedi. Ama bu arada bir skiplerden birisi. Oyunun sonuna, bu şey için sonuna gidebileceğin bir portalın girişi için zipliyor. Bayağı uzak mesafe. Şu anda bu hani legal olup olmadığı daha tartışıldığı için bu farklı bir kategori altında oynanıyor şu anda. Azula'ya gidiyor şu anda, evet. Yani bu o yüzden Old Zip Warp kategorisinde oynanıyor. How do I do it second try always? I mean it, was that second try? Yok ya, bu bug büyük ihtimalle şöyle yasaklanmayacak. Bu bug kalacak fakat kendi kategorisi olacak. Any percent no zip, any percent with zip kategorisi gibi olacak. Burada oyunu kapatıp açıyor. Bu çünkü wrong warp yapıyor burada. Bu işte hani warp bug'ını yaptığı için oyunu kapatıp açması gerekiyor. Bu warp bug'ını yaparsanız warp bug'ı sizi o bölgenin default şeyine, her bölgenin, her yani map'teki her bir yapının default spawn noktası var. Hani bu map'ten aşağı düşersen bu herifi o map'teyse, o bölgedeyse buraya ışınla diye bölgeleri var. Bu yanlış warp olayı da, yanlış teleport olayı da buraya yönlendiriyor. Müthiş bir skip burada. Bu arada burada bir tane ejderha geçiyorsun. Çok fazla bir zaman kazandırmıyor ama 1.5 dakika bile speedrun'da çok... Yani 1 dakika bile speedrun'da çok büyük bir zaman. Ya şu anda 6 dakika 43 saniyede oyunun sonundayız teknik olarak. Ya bundan sonraki tamamen harcadığı zaman, mesela şu anda hero rune aldı. Bu hero rune'u hem artı basmak için hem de karakterine belli bir level katmak için yapıyor. Topladığı itemlar. Hani
o item'ı bilerek alıyor. Şuradaki yerdeki hero rune'u tamamen ve tamamen bilerek ve isteyerek alıyor. Mesela bu bell bearing de aynı şekilde. O bell bearing artı basabilecek item'ı sattırmak için shop'taki kadına veriyorsun o item'ı. Adamın yaptığı, aldığı item'ların her birinin çok önemi var. Ekstra bir tane bile item almıyor. Baltanın skillini kullanması için mi level basmak lazım? Yok, baltanın skillini her zaman kullanabiliyorsun ama baltanın skillinin daha fazla vurması için ihtiyacım var. Switching resolutions didn't lose me any time. Evet, yani şu anda zaten en büyük sıkıntılardan birisi hala, ki bence onun da bir yöntemini bulacaklar. Hani sondaki boss'u hızlı kesmenin bir yöntemi yok. Çünkü yani silahın o kadar vurmuyor. Sondaki boss'a hızlı bir şekilde gidebiliyorlar ama sondaki boss'u hızlı bir şekilde kesemedikleri için yine wrong warp yaptı bu arada. Yeni bir bölgeye gitmek için. Bu wrong warp çok güzel bir yöntem. B3 onu kendi karakteri. O. Yine şeyin oraya geliyor. Bu akademinin orası galiba. Yine burada bir zip yapacak. Aynı zamanda zaman kaybetmemek için hero rune'ları da A bölgesinden B bölgesine giderken basıyor ki zaman kaybetmesin. Wait, who died? Mitch? Yo, what's up, Haiti? Adam o kadar zaman, yani o kadar optimize ediyorlar ki şu anda run'ları. Bu abiden şimdi geriye kalan artıları alacaklar. Artı 4'e kadar bu abim Smithing Stone'u satıyor. Şimdi burada bu herif artı 4'e kadar basabiliyor. Ondan sonra şeye gidiyor, base'e geri dönüyor. Base'de de base'e dönmedi, yok. Akademiye geldi. Akademi ne yapacak burada? Bir artı alacak herhalde. Manor warp yapacak şimdi. Buradan da manora gidecek. Manor'da sol üstteki bölge. Hey Mr. Game and Sleep. Bu da çok güzel buglardan birisi. Torrent'in aşağı düşerken animasyonu tekrar başlatırsan torrent teknik olarak yere dokunuyor. Yere dokunmuş gibi varsayıyor kendisini ve havayı yer olarak varsayıyor. Güzel bir bug. Ondan sonra bu bizim playthrough'umuzda da bakmıştık biz bunu. Bu bölgedeki bir tane şeyimiz var burada. Yaratığımız var. Bu yaratık, sadece oyunda bu yaratığa ölürseniz Volcano Manor'a spawnlanıyorsunuz. En baştaki atağı blokluyor ki ölmesin atağı. Ondan sonra zaten içine aldığında tak 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 3 tane atakta ölüyor. Bu herifin içinde ölürseniz dediğim gibi Volcano Manor'a gönderiyor sizi. Bu sayede Volcano Manor'a da teknik olarak ışınlanmış oluyor hızlı bir şekilde. Çok çok iyi yöntemler ya.
Burada inanılmaz böyle diye bir an var. Daha hızlı giderler büyük ihtimalle. Gittikçe daha gelişirler. Mesela şu anda hala en büyük şeylerden birisi zip. Zip hala stabil olarak istedikleri saniyede yapamıyorlar. Zip için yani 30 saniye falan denedikleri oluyor. Zip'i daha consistent yapabilirler. Artı basma en büyük problemlerden birisi. Artı basmayı şey yapamıyorlar. Yani şu andaki en büyük dertleri bütün aslında geçirdiği 16 dakika silah artı basmak için var. Yani şu anda dediğim gibi bak Somber 5'i topladı. 6'yı topladı az önce. Yani silahı oyunun sonunu bitirmek için belli bir seviyeye getirmesi lazım. Belli bir damage'ı vurması lazım ve bunu da yapamıyorlar. Şimdi buradaki olay da şu. Burada Godskin diye bir abimiz var. Bu abimizin az önce o girdiği yerde direkt aslında fight başlıyor. Tam fight'e başlayacakken oyundan quit attığı için o fight'ın hemen onun da önünde doğacak. Burada tam animasyon olarak tam bu hareketi yaparsan, herifin yaptığı hareketi tam bir renk yaparsan o kapıya bir tuş var. İşte yani bölgeye gir tuşu. O tuşun çıktığı pikselde girersen boss çalışmıyor. Boss'un AI'yi direkt çalışmıyor. Ama yani tam o pikselle girmen gerekiyor. Yani o kapıya tam o kapıdan gir animasyonun çıktığı pikselden girmen lazım. O pikselden girersen bu AI buglanıyor. Bu aynı zamanda eski oyunlarda da olan bir şeydi. Abyss Watchers'da oluyordu hatta galiba. Ondan sonra yine bir warp yapıyor. Volkan Amanar'a tekrar geliyor. Bu kılıcı şey için alıyor değil mi? Bu kılıç artı basıyor. Sağdaki objeye. Eski şeyde. Bu kılıç normalde elinde yani impale bir hareketini yaparsan pasif olarak %30 daha fazla damage vurmanı sağlıyor. Bu versiyonunda bug olduğu için sağ herhangi bir objeye veriyor. Yani elindeki olan herhangi bir objeye veriyor. Bu sayede de adamlar bu Frost'u yani o büyü skillini %30 daha da arttırıyor. Az önce işte artı 7'yi topladı. Şimdi devamını toplayacak. Bu kapatma açma tamamen arkada gelen yaratıkların takip etmemesi için. Oyundan çıkıp girdiğinde teknik olarak bütün bu şeyler, agrolar, canavarın sizi takip etmesi falan resetleniyor. Burada son itemini alıyor artı basmak için. Şimdi gelecek bütün artılarını basacak. Artılarını basmadan önce bu ablaya bell bearingleri veriyor. Son kalan artıları alıyor. Aynı zamanda bir tane de şey alıyor. Summon alıyor. Bu summon oyunun sondaki boss'u için lazım. Oyunun sondaki boss'u buglayabiliyorsun. Burada artılarını veriyor. Belli bir seviyeye kadar artılarını veriyor. Ekstra flask alıyor son fight'lar için. Flask'larını dengeliyor. Ondan sonra artılarını basıyor. Dedim ya bütün hani yol boyunca belli bir seviyede şey topladı ya. Soul topladı ya, o soul'ları bu yüzden topluyor. Tam bu artıyı basacak ve level atlayacak kadar item topluyor ki bunu yapabilesin. Ki buraya gelebilesin. Aynı zamanda Ashes of War'ını değiştiriyor.
Şimdi tekrar zip yapacak. O yüzden çözünürlüğünü azaltıyor. Bu en zor skiplerden birisi diye hatırlıyorum. Tekrar arkadakileri agrosunu kapatmak için oyundan çıkıp giriyor. Ben çok şey yapma, ben run yapmak istiyorum. Zip yapmak tam olarak ne oluyor? Zip tam az sonra isteyeceğin hareket oluyor bu. birçok bu arada runları en çok öldüren şeylerden birisi Maliket abimiz, bu boss. Çünkü bu boss'un ilk fazı ve ikinci fazı tamamen bazı şeylerde random. O yüzden ilk fazı biraz daha rahat. Ama işte bu arada o damage'i kasti yiyor. Onu niye kasti yediğini bilmiyorum ama bu damage'i kasti olarak yiyor bu adam. Hani biz canı kaldı falan değil mi? Bilerek yiyor o damage'i. İkinci faz çok güzel geldi. Büyük ihtimalle canı azken daha fazla vuruyor diye düşünüyorum. Ben de aynı şeyi düşünüyorum da. Güzel bir ikinci faz geldi. Çok basic ataklar geldi. Çok rahat aldırdı. Belki şöyle de olabilir. Belli bir candan daha az olduğunda AI, tabii ki de bu AI'ın triggerları var bu oyunda. Aynı zamanda inputlarınızı okuyor. Büyük ihtimalle belki de o canı olduğunda belli atak paterninden çıkmıyor. O yüzden bu arada şu anda bu zipleri kolay yaptığını ikinci denemesinde falan görüyorsunuz ama bundan önce yaklaşık 20 tane run'ı piç etti. Sırf bu zipleri denerken ben o dedim canlı yayında izliyordum bunu. Bu kısmını izlemedim canlı yayında. Özellikle az sonra izleyeceğiniz bu zip en zor şeylerden birisi. Kaç kere buraya 16. dakikada, 15. dakikada geldi. Burada piç etti bütün run'ı. Çünkü bu zip en zor zip ve olmuyor yani. Bu en zor şeylerden birisi. Bir de hani tam pixel perfect olmak zorunda bu zip. Tam böyle saçına göre eşitliyor. Ondan sonra zip deniyor. Bu en zor ziplerden birisi, dediğim gibi kaç tane run'ı burada sattı. İkinci deneyişi. Üçüncü deneyiş şu anda. Dördüncü de oldu. Çok 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 fazla run gitti bu zipe. Bu son boss genellikle rahat bu arada. Son boss'tan kastım, son boss'un iki fazı. Radagon kısmı çok rahat. Radagon'u çok ezbere yapıyorlar. Radagon'u zaten aynı paterne sokuyorlar. Hani AI'yi bug'lıyorlar teknik olarak. Aynı paterne sokuyorlar. Bu az önce heyecandan bir tane paterni kaçırdı bu arada. Orada vurulmaması gerekiyordu. Bunu kesiyor. Radagon'u kesiyor. Şimdi ikinci fazda Fanged Imp'leri o ta base'de aldığı şeyi, summon'ları spawnlanıyor. Bunu spawnlaması sebebi şimdi Elden Beast'le kapışacaklar. Elden Beast'in ilk 20-10 saniyesinde boss'a belli bir damage vurabiliyorsan, boss'un canını %80'e falan indirebiliyorsan belli bir saniye içinde, boss'un AI'yi çöp oluyor. Çalışmıyor. Şu anda AI çöp oldu. Boss'un AI çalışmıyor şu anda. O yüzden sabit duruyor. İstediği kadar vurabiliyor. Son canı %20'ye geldiğinde bu hata yapıyor. Sabit kalıyorlar. AI'yi böyle triggerlıyorlar. Yukarıdan zıplayıp alttan çıkma animasyonu yapıyorlar. Bunun içinde ezbere bir noktaları var. Oraya ilerliyor. Yuvarlak bu paterni yapıyor. Onun dışına çıkıyor. Hareketini pre-castliyor. Tam oradan çıktığı için tek atıyor. Bu ezbere bir pattern. Oh my fucking god.
Ve böyle de 20 dakikanın altına iniyor oyun. Oh my fucking god. Ama dediğim gibi ya, bunun için adam 60'tan fazla o gün run denedi. Burada çok basit gözükse bile, hani ne kadar basit gözükse de, ne kadar ezbere yapıyor gibi gözükse de, ben bu yayının 6 saatini izledim ve 6 saat eziyet çekti bu adam. Yani 6 saat boyunca net bir şekilde eziyet çekti bu adam. Bu ziplerle. Hani kaç tane 20 dakikanın altında olabilecek run zipten piç oldu. Hani zipten piç oldu. Kaç tane run'ı böyle yok oldu. Ve o yüzden hani dediğim gibi hani ve o yayın daha uzundu. O yayın 9-10 saatlik bir yayındı. Ben 6 saatinde izledim sadece. Fucking can't believe it. I can't fucking believe it. Zipten piç olmasının sebebi, zip yani sub 20 yapmak için belli bir pattern, belli bir hızda gitmen lazım. Zaten 19 dakikaya dikkat ederseniz 18.58 19 dakika indiriyor. 1 dakika indiriyor. Bütün round'da 4 veya 5 tane zip var. Bir tanesi yani bu round'da çok, bu arada çok iyiydi zipleri. En sonuncu en zor zipte 5 tane denedi. Onun dışında bütün zipleri 2'de oldu. Normalde bütün ziplerini 6'da 7'de yapıyor. Öyle diyeyim. 6-7'de yani belli bir yerden sonra hani zipleri deneyince ilerliyorsun ya. Çok ilerlediğin için, yapman gereken bölgeden uzaklaştığın için sıfırlaman gerekiyor tekrardan. Ya ama yani çok büyük başarı. Yani bu arada daha da iner. Bu daha da iner. Yani zaten demiştim yani 30 dakika olduğunda da ben hala bunun 10 dakikanın altına bile, ben 19 dakikanın aşağı, yani ben bunun 15'in altına çok rahat ineceğini düşünüyorum. Çok rahat 15'in altına iner. Eğer bir tane daha farklı kırma yöntemi, yani şu andaki en büyük engel 10 dakikanın altına inmesine silah. Eğer silaha daha fazla vurabilecek bir kırık bir yöntem daha bulabilirlerse, çok fazla damage çıkarabilecek bir yöntem bulabilirlerse 10 dakikanın altına iner buran. Çok 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 basit bir şekilde 10 dakikanın şeyine iner. Yani şu andaki en büyük sıkıntı şey dakikası. Zipleri bu arada yeni patch'te kaldırdılar ama elinde sonra başka bir bug bulunuyor. Tabii ki de oyun tamamen patchlenene kadar şeyler tam oturmayacak. Speedrunlar tam oturmayacak. Çünkü şu an dediğim gibi bu zip legal olup olmadığı çok tartışılıyor. Yani legalden kastım bu bu zip var mı yok mu, onlar çok tartışılıyor şu anda. Hani speedrunlarda zipler ana kategori diye bir şey vardır. Ana kategoride zipler olacak mı olmayacak mı daha tartışılıyor ama bu dediğim gibi old zip, yani bu zipli versiyonu, o any percent'in zipli versiyonu en azından dünya rekoru bu herifte. Legal değil tabii, bug abuse. Abi speedrunlarda bug abuse legal. Hangi şey olduğuna bağlı. Yani birçok speedrunda şey fark etmiyor. Ama ya dediğim gibi şeyden şeye çok değişecek. Bu yani tamamen speedrun community'sinin belirleyeceği bir şey. Çünkü warp legal teknik olarak. Ya yani o yüzden speedrun.com'da community, hani bütün bu speedrunları yapan ve moderatörler ne derse ona göre olacak. Hani kurallar çünkü kural olarak yok. Elinde sonunda community belirliyor. Hani speedrun'ı yapan insanlar belirliyor. Böyle çok güzel bir run. Yani Allah için, ben de izlediğim için ne kadar uğraştığını da biliyorum. Bu kadar kolay gözükse de değil. Değil yani. Ama büyük ihtimalle zip'in legal olacağını ben düşünmüyorum. Yani daha sonra zip ana ya ana şey olacağını düşünmüyorum. Kategori olacağını düşünmüyorum. Çünkü zip bir stabil değil. İki, zip'i her PC'de yapamıyorsun. Veya konsolda da yapamıyorsun. Konsolda speedrun olacağını düşünmüyorum. Gerçi PC'de yapıyorlar da. Her PC'de olmuyor çünkü bir güçlü bir PC'ye ihtiyacın var. İki, stabil bir şey alman gerekiyor. O yüzden
büyük ihtimalle ana kategori any percent zipsiz olacak. Bir de zipli olacak. Ama çok güzel bir speedrun. Allah için. Çok güzel bir speedrun. Adam 4K'da oynuyordu. 2K'da oynuyor. Ben bir ara deneyeceğim. Evet. 60 FPS'in üzerinde zip olur mu? Bu oyunda 60 FPS'in üzerinde bir şey yok. Modla açsak. Bu oyunda modla açtığında bok gibi çalışıyor. Bu oyun ve önceki her Souls oyunu animasyonların hepsi 60 FPS'ye hard caplendiği için 60 FPS'den daha fazla şey yaparsan oyun bozuluyor. Piç oluyor direkt yani bütün grafikler, animasyonlar falan.